Herkese merhabalar. Dokuzuncu sınıfta göreceğimiz kümeler konumuzda beraber Stonguç Aram Kümeler çok değerli ve çok önemli bir konu. Temel bir konu aslında. Matematikte gerçekten kavramları anlayabilmemiz için kümeleri bilmemiz gerekiyor. Biz dokuzuncu sınıfta kümelerle ilgili kavramlara bakacağız. Elemanıdır, elemana değildir ve benzeri. Küme işlemlerine bakacağız. Küme problemlerine bakacağız ve kartezyen çarpımına bakacağız. Ve bunları yaparken aslında biz altıncı sınıfta öğrendiğimiz kümelerle ilgili kavramlar ve küme işlemleri konularını temel alacağız Tonguç Erhan Ve bu temellerin üzerine dokuzun sınıfı inşa edeceğiz. Merak etmeyin dokuzun sınıf kümeler zor değil. Birazcık daha ayrıntı var tabii ki. Ama bunları beraber bakacağız bugün seninle beraber. Sekizden dokuza hazırlık kampımızda gün gün ilerlemeye devam ediyoruz. Detaylı ve süper bir şekilde dokuzun sınıfa geçeceğiz. Sağlam bir temelle geçeceğiz. Sekizden dokuza matematik hazırlık kitabımızdan ilk ödevimizi veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun evladım benim. Burada sayfa on dörtten başlıyorsun Tonguç Erhan Sayfa on yediye kadar iki tane test var. Yapamazsan soruları hiç endişe etme. Tat uygulamasından çözümlerine bakabilirsin Tonguç Eren Bey. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. ki kümelerde öğreneceğimiz şeyler aslında şunlardan ibaret. Yani altı tane temel başlığımız var. Temel kavramları öğreneceğiz kümelerde. Ardından alt küme kavramını, sonra eşit kümeleri, sonra birleşim, kesişim, fark ve tümleyen işlemini öğreneceğiz. Ardından küme problemleri ki en önemli kısımlarından bir tanesi hatta üniversite sınavlarında da en fazla çıkan kısımlarından bir tanesi problemler biliyorsun. Kartezen çarpımıyla da bitireceğiz kümeler. Bayağı konusunda. bir şey öğreneceğiz hocam. Toplam 6 tane başlık öğreneceğiz ama sen zaten çok güzel bir şekilde giriş yaptığım zaman sen anlayacaksın hiç merak etme. Korkacak hiçbir şey yok. Ben sen herkes anlar. Aynen sen alırsan herkes anlar. Küme Kümelerin temel kavramları deyince hemen şunu bilmemiz gerekiyor. İyi tanım küme nedir? Küme ben, hemen. Ne hemen. Mevzu, ne Küme nedir biliyor musun? İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna biz küme adını veriyoruz. Yani mesela e, işte diyelim ki okulun öğrencileri. Bu iyi tanımlanmış bir nesneler topluluğudur Tonguç Erlendir. Evet. Hangi okulun öğrencileri peki? Ee aa söyleyemiyorsun. İşte okul öğrencileri iyi tanımlanmış bir nesne topluluğu değildir. Yani hangi okul olduğunu belirt. Mesela demin Mehmet hangi okulu, hangi okulu? Mehmet Akif Öğretim Okulu'nun öğrencileri dese mesela tamam eyvallah diyeceğim. Ama okul önce hangi okul? Milyon, milyonlarca okul var dünyada. Yılın tüm ayları ben bu ayıları okudum hocam oraya. ayları. ayıları ama. Yün, Yün tüm ayları sence iyi tanımlanmışız topluluğumuzun. E, çok hocam. da beğenmedim ben esasında iyiliği. Hayır yani. sayabiliyor musun bana bunları? 12 tane evet. Evet evet Ocak, Şubat, Mart evet bunu sayabiliyorsun. Dolayısıyla bunların ha. ben ne olduğunu tam söyleyebiliyorum. İyi insanlar e, söylüyor. Estağfurullah hocam. Ne Hayır sayabiliyor musun bu iyi insanları? Mesela sana göre iyidir o bana göre kötü. Hamza, Dolayısıyla... Osman, Kadir. Ha, böyle bir şey yok o Tonga abi. Tonguç kelimesini oluşturan harfler. Bunları sayabiliyor musun Tonguç? Sayabiliyorum hocam. Evet T O N G U Ç. Dolayısıyla ben bunları iyi tanımlamış olabiliyorum. Dolayısıyla hangileri küme belirti dediğim zaman bu ikisi küme belirtirken bunlar belirtmiyor. Bu kadar basit ve lokma gibi bir Çok e, basit aslında o. aynen lokum gibi bir e, konu diyoruz. Peki küme isimleri nasıl gösteriyor biliyor musun? Kim, küme isimleri biz A B Ondan sonra C, D gibi harflerle gösteriyoruz. Bazen K harfini kullanıyoruz. Bazen M harfini kullanıyoruz. Sonuçta şunu bilmemiz gerekiyor. Büyük harfle gösterdiğimizi ha. bilmemiz gerekiyor. Küme, küme isimlerinde. Caps Lock. Aynen. Eleman harfleri ise Tonguç Evladım benim daha küçük harflerle gösteriyoruz. Mesela diyoruz ki A, B, C, e, X, Y, K, M ama daha küçük, daha doğrusu küçük harflerle gösteriyoruz. O zaman küme isimleri büyük harfle, eleman isimleri küçük harfle bunları bileceğiz. Peki sonrası da onu Kümeleri yazarken şöyle bir ifade yapıyoruz bak. A yazıyoruz. Yani eleman, kümen kümenin ismi yazıyoruz. Sonra eşittir yazıyoruz. Sonra şöyle bir parantez yapıyoruz. Bak ben senin için bir tane daha üstünden geçeyim. Şöyle bir parantez yapıyoruz. Çok süslü hocam. Bu. Aynen süper zekisin. Çok güzel bir e, laf söyledin gerçekten de. Şu ifade, şu paranteze biz süslü parantez diyoruz. Kokoş parantez. Hayır ne diyorsun saçmalama Allah Allah. Kokoş süslü değil değil hocam. Hayır çok süslü. Evladım süslü parantezi açtıktan sonra bir de iki kilo makyajla geziyor. Bunu kapatmayı bitirmek şey e, kapatmayı bilmek gerekiyor. E, ondan sonra diyoruz ki hani bu no, bu normal parantez buydu Öğren Bey. Köşeli parantez buydu. Artık yeni bir kavram giriyor hayatımıza. Kokoş biz, parantez. Hayır süslü parantez dango açma saçmalama Allah Allah. Şimdi sonrasında da biz bu süslü parantezin içine Elemanları teker teker A, B, C, D diye yazıyoruz. Zaten bunları hatırlıyorsundur diyorum. Geçiyorum. Hatırlamak bile istemiyorum. Aynen. Bu gösterimi ise biz liste yöntemiyle gösterim diyoruz. Şu gösterimi A eşittir, büyük A eşittir, eşittir. Süslü parantezi açtın elemanları yazdın sonra e, süslü parantezi kapattın. Buna liste yöntemiyle gösterim diyoruz. Ve elemanların arasına da hep ne koyarız Tonguç Evladım Bey'im? Virgül koyarız unutma. Mesela A elemanıdır. A elemanıdır. Büyük A kümesi ise eğer Tonguç Evladım Bey'im. Biz bunu şöyle gösteriyoruz. Şöyle bir euro işareti var. Tonguç. Normalde euro işareti böyleydi ya. Evet. Bunun bir tek çizgilisi olduğunu düşün. İşte biz buna elemanıdır işareti deriz. Tonguç evladım. E, e harfi. Aynen. aynen. E harfi ama böyle bir yamuk yumuk böyle yuvarlanması bir <laughs> E harfi yazıyor. E elemanı değildir A'dır. Bak mesela A e, e elemanı mıdır bu A kümesinin? Yok aynen. E içinde yok değil mi? E elemanı değildir de şöyle gösteriyor sonuç olarak Yine aynı büyük e şey o bir yamuk. Ama yamuk o elemanıdır e de demek. Sonrasında üzerine bir çizgiyi çakıyoruz sonuç olarak Ama elemanı değildir demek. Tabii ki. Normalde nasıl hani eşittir vardı bir de eşit değildir vardı ya. Evet. Aynı onun gibi. Eşittir ve eşit değildir gibi. Eşittir ve eşit değildir gibi. Bir A kümesinin eleman sayısını ise biz sonuç olarak benim şöyle gösteriyoruz. S yazıyoruz. S sayısı ya eleman sayısı ya. o yüzden S yazıyoruz. Sonra parantez açıp normal parantez açıp böyle bir parantezimizi kapatıyoruz. Yani SA demek A kümesinin eleman sayısı demek. söyler misin bana? Buradaki A kümesinin eleman sayısı kaçtır? 1 2 4 4 4 4 4 İşte bu şekilde gösteririz Tonguç evladım benim. Tebrik ediyorum seni. Bravo diyorum sana. Peki geldik o zaman A kümesinin eleman sayısını da göstermeyi öğrendik. Peki küme gösteriminde hangi yöntemlerimiz var? Bunlar da basit aslında 3 e, tane yöntemimiz var. Venn, liste ve ortak özellik yöntemi denilen bu birazcık karışık tabii ki ama önemli olan Venn zaten yuvarlak çiziyorsun içine ne yazıyorsun elemanları. Liste yöntemi ise buradaki elemanları yan yana virgüllerle ayırarak yazıyorsun. Mesela bu A kümesinin söyler misin bana elemanları neler? T. Bravo. N. Bravo. U. Allah Allah. O, senin harflerin çok. Aa süper. Uç. Aa senin harflermiş. Dolayısıyla Elemanları teker teker yazmak için ilk başta eşittir yazdım, süslü parantezimizi açtım. Sonra T yazdım, sonra arasına virgül koydum. O yazdım, arasına virgül koydum. N yazdım, arasına virgül koydum. G yazdım, arasına büyük böyle bu şekilde giderekten süslü parantezi en sonunda kapatıyorum. Toplamda kaç elemanı var söyleyeyim bana Tonguç Bey'im? Altı. Süper zekisin. Hatta bunu da ekseden bir e, sana şey olsun. Bu 6 e, altı elemanlı diyorum. Peki T e, elemanıdır A diyebilir miyiz Tonguç Erdoğan Bey'im? Deriz. Peki Z elemanıdır A diyebilir miyiz Tonguç Erdoğan Bey'im? Hayır diyemeyiz. Z diye bir şey yok. O zaman ha, elemanı değildir. Bunları da hatırlatmış oldum sana. Ortak özellik yöntemizi şunu bilmemiz gerekiyor. Of bu ne ya böyle diyeceksin. Şimdi normal bir süslü parantezimizi açıyoruz. Sonrasında Tonguç biraz benim bir x yazıyoruz. X zaten o kural. O x'i yazmak zorundayız. Sonrasında bir çizgi çekiyoruz Tonguç'um. Bazen de iki nokta üst üste de koyar fark etmez. Ama sonuçta bu çizgi veya iki nokta üstten sonra adam bize bir kural yazıyor Tonguç. İşte bu kuralı bizim iyi okuyabilmemiz gerekiyor. Buna ortak özellik kuralı diyoruz Tonguç Evren benim. Bu kural diyor ki bak. X dediğimiz sayı, X dediğimiz sayı eksi 2 ile 5 arasında olacak, eksi 2 e, eşit olmaz ama 5'e dahil olabilir. 5'e eşit olabilir. Ve x dediğimiz sayıda ne olması gerekiyormuş Tonguç Evren Bir doğal sayı olması gerekiyor. Biz bu kurala uygun sayıları yazabilir miyiz Tonguç Evren Hemen yazalım. Bak kaç olabilir? Ee, e, bir kere doğal sayılar kaçtan başlar Tonguç Evren 0. O zaman sıfır olur. Sonra bir olabilir. 2 olabilir, 3 olabilir, 4 5 olabilir. olabilir mi Allah'ın seversen? Olur. Süper zekisin. Peki 1 olabilir mi Tonguç Öğren Bey? Olur. Dangozlaşma, doğal sayı diyor. Doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5 ile gider. Eksi olmaz. Dolayısıyla biz bu kuralı uygun sayıları bulduk mu evladım benim senin Bulduk biraz. hocam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaten elemandır 6 sayı, şeyi soyuyordu. A'nın eleman sayısı soyuyordu. Cevabımız 6'dır diyorum. Süper bir şekilde ortak özellik yönteminde nasıl çalıştığını öğrenmiş olduk. Şimdi seninle bazı kavramlar daha var. Bir de bunları göre görmemiz gerekiyor kümelerde. Evrensel küme, boş küme, sonlu sonsuz kümenin ne olduğunu hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Basit bir lokum gibi bir şey bu, çok basit bir şey. İşlem yapılan tüm kümelere ait elemanları kapsayan kümeye biz Evrensel küme diyoruz. Universal. Mu? Aynen. Universal set derler yabancılar zaten. Aa. Gerçekten de e, evrensel küme. Bütün her şeyi kapsıyor. Evren gibi düşün mesela. Evren Kainat içinde... kümesi. Aynen. Mesela A kümesi 1-2. B kümesi 0-1-3. Ama evrensel küme bunların hepsini yutması gerekiyor. O zaman ne diyebiliriz? 0-1-2-3 diyebiliriz değil mi Tongucarı? Değil. Bak bütün alıyor mu içine. Evet. O zaman bunların evrensel kümesi e, 0 1, 2, 3 diyebiliriz. bu ikisinin toplam kümesi Aynen değil mi? ya bu işi ya toplam kümesi gibi değil. Yani bunları içine alması gereken bir küme yazacağız. Belki şöyle de olabilir. Bak bir tane daha yazıyorum. Süper zekisi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu e, da olabilir ha, Ama sonuçta bunların hepsini içine alması gerekiyor diyoruz. Elemanı olmayan kümeye aşırı basit dongu çevirelim. Elemansız küme. Hayır hangi boş küme diyoruz. Elemanı yok ki. Bomboş herif. Yani hiçbir işi de yok. Eleman alınacaktır. Aynen değil Boş kümedir ve aynı zamanda Tonguç evladım boş kümeyi biz ya şöyle bir yuvarlak atıp üzerine çizgi çiziyoruz veya Tonguç evladım benim normal süslü parantezimizi açıp hiç içine hiçbir şey yazmadan yani boş olaraktan kapatıyoruz Tonguç'um. Bu boş küme veya bu boş küme unutma Tonguç evladım benim. İnsanlar şuna çok hata yapıyor. Şöyle söylemek istiyorum sana. Şöyle ikisini de yazınca sanki bu boş küme gibi diyor. Değil Hayır mi? bu boş küme değildir Tonguç Evladım. Yani aman dikkat et ee, buna ekstradan önem vermeyi istiyorum. Çünkü bazen şaşırtmacalar yapıyorlar. Negatif asal sayılar kümesi dediğimiz şey e, mesela boş küme midir değil midir bakalım. Bir kere Tonguç Evladım. E, ee, asal sayılar kaç tane var bana? 2, 2, 3, 3, 5, 7, 11, 13 böyle giderdi. Ya negatif asal sayı var evladım. Aa. O zaman bu aslında boş kümedir diyebiliriz. Tebrik ediyorum seni. Tongucun beyni. Aynen Tongucun beyni. Evet tebrik ediyorum <laughs> seni. Tebrik ediyorum seni. Şimdi dolayısıyla şimdi sonlu ve sonsuz küme sonlu mi? ve sonsuz kümeye bakarsak A kümesi eşittir X yazmış. Süper. Yazmış her şeyi. Ondan sonra çizgi çekmiş. Sonra demiş ki X bir doğal sayı. Ya X doğal sayı söyler misin bana? Sıfır 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaça kadar gider tonguç evrenmeye sence? 16'ya kadar. Hayır sen ne 16'ı? Dangoz musun? Sonsuza kadar gider. Dolayısıyla bu küme bizim için sonsuz bir kümedir diyoruz. X bir rakam demiş. Yani ne kaç bir rakam var bana? 1. Sıfırdan başla. Dangoz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Başka var mı rakam? 10. Hayır 11 rakam değildir. Tek bir tek haneli olması gerekiyor. Ha. Dolayısıyla 10 tane rakam var. Başka yok. Dolayısıyla bu sonlu bir küme diyoruz Tomuç Evren Bey. Yani sonlu görebiliyoruz bu kümenin. Ben B kümesini yazsam şöyle yazarım. 0 1 2 3. düşünen doğal sayı olamaz. Aynen 9 yazarım biter. Ama A kümesini yazmaya çalışsam 0 1 2 3 nokta nokta sonsuza kadar gider. O yüzden biz bunu sonsuz küme olarak gösteriyoruz Tomuç'um. Bu da ekstradan bilmemiz gereken bazı karavan vardı. Şimdi alt kümeye geçtik. Herhangi bir A kümesinin elemanları, B kümesinin de elemanları ise A kümesi, B kümesinin alt kümesidir diyoruz. Bunu da şöyle gösteriyoruz. Çok basit bir şey aslında bu. Böyle AB'de, AB'nin alt kümesi olduğu için şöyle bir işaret var. C harfi gibi. C harfi gibi işaret aslında şöyle bir işaret. Ama ben bunu küçüktür işaretine benzetiyorum. Aa. Mesela A alt kümesidir B yazarken A küçüktür B demek istiyorum aslında. Alt küme kavramı ne biliyor musun? Çok basit bir şey aslında. Mesela şöyle bir küme var Tonguç Evren Bey'im. B kümesi diyelim. B kümesinin içinde bir küme çizesem şöyle bir küme çizebilir miyim Tonguç Evren Bey'im? Evet, evet. Peki bu küme, bu kümenin içinde bir küme olmaz mı Allah'ın sayesinde? Olur. İşte A kümesi B kümesinin alt kümesidir buradan çıkıyor. A B'nin içinde ufacık bir kümedir. Ufacık bir parçadır diyoruz. Biz bunu a küçüktür, b de şeklinde düşünebiliriz değil mi Tonguç Hocam Bey? Evet düşünebiliriz. Dolayısıyla aslında a alt kümesidir b bu şekilde gösteriliyor Tonguç Hocam Bey. Bazen de şöyle gösteriliyor şunu unutmayalım. Bazen de şöyle bir işaretle yapabilirler. Sanki küçük eşittir gibi. Hani a alt kümesidir b'yi. Yani sanki küçük eşittir şeklinde de gösterebiliriz. Fark etmez aynı şeyi diyoruz. Peki A, alt, A kümesi, B kümesi alt kümesi değilse nasıl gösteririz? O da çok basit. Normal böyle çizgi çizgiden sonra üzerine çizgi atıyorsun. Aynı elemandır değil dedik diyor. Mesela A kümesine hemen bakalım. Süslü parantezimde açtık. X'i yazdık. Sonra çizimi çektik ve kuralımızı yazmaya başladık. Şimdi ne diyor adam bize? Eksi 2 ile 14 arasındaki tam sayılar diyor. O zaman A kümesine hemen yazmak istiyorum. Eksi 1, 0, 1, 2 nokta 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 küçük 13'e kadar gider tam sayıları yaz. Şimdi eksi 5 ile 12 arasında bir doğal sayı demiş e, B kümesine ise eksi 5 ile 12 arasında eksi 4 eksi 3 eksi 2 nokta 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 küçük kadar 11'e kadar a pardon patladım doğal sayı demiş. O yüzden hiç bunları alamam. 0 1 2 3 nokta nokta 11'e kadar gider diyorum ve B'yi de bulmuş oldum. Şimdi sence hangi küme daha büyük? Sence hangi küme daha büyük? A kümesi. Süper. Bak. Eksi birden on e kadar büyük bir küme. Ee, ama B kümesine bakarsak sıfırdan on bire kadar daha küçük bir küme. Dolayısıyla bunun eleman sayısı mesela on beş tane çıkıyor. Bunun eleman sayısı on iki tane çıkıyor. Dikkat edin Oradan da anlayabilirsiniz zaten. Dolayısıyla B kümesi alt kümesidir. A'nın diyebiliriz. Böyle bir ayrıntı vermiş olduk sana. Peki geldik şimdi. E, alt kümelerini bulalım dersek mesela. Bunun alt kümeleri aşırı basit. Mesela diyorum ki e, şöyle bir ufacık bir küme yazsam. Bak şu bunun alt kümesi değil mi Tonguç Evet radım? hocam. Mesela bu küme bu kümenin içinde olabilir. Veya e, bu küme bu kümenin içinde olabilir. Veya C de yazabilirim sadece. Veya Tonguç Aralık'ın benim A, B de yazabilirim Tonguç Eren Sadece bu ikisini aldım. Veya B, C de yazabilirim Tonguç Eren Veya A, C de yazabilirim. Bak burada oluşturduğum bütün kümeler süslü parantezle böyle hızlı olsun diye böyle şey gibi yapıyorum. Böyle e, solucan gibi yapıyorum. Dolayısıyla bunların hepsi bunun alt kümesidir. Ama Tonguç sana bir ayrıntı daha vermek istiyorum. Şu yani boş küme her kümenin alt kümesidir. Aynı zamanda ABC kendisi de her kümenin alt kümesidir. Yani şöyle düşün bunu. Mesela şöyle bir A kümesi var diyelim. Bunun içinde A, B, C elemanları var diyor. Ben böyle bir böyle bir küme alsam yani şu kümeyi alsam bu kümenin alt kümesi olmaz mı Tonguç? A? Olur. Veya şöyle bir kümeyi alsam şöyle bir küme alsam bu küme bu kümenin alt kümesi olur değil mi? Veya Tonguç abartıyorum şu ikisini alıyorum yani AB'yi alıyorum bu küme o kümenin alt kümesidir. Veya bayağı daha da abartıyorum Hiçbir şey almıyorum. Bu küme bu küme alt kümesi olmaz mı? Evet. İşte boş küme bu kümenin alt kümesidir. İşte bu kadar. İşte veya Tonguç abartıyorum. Şunları şöyle üçünü alıyorum ama daha küçük bir küme alıyorum. İşte kendisi de her kümenin alt kümesidir diyorum. Tüm alt kümeleri yazmış Bunu bulmak için şöyle bir yöntem uydurmuşlar. Demişler ki kaç tane var bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane alt kümesi yok mu? Evet hocam. Kaç elemanlı? 1, 2, 3. Ya bununla ne alakası var demişler. demişler ne ki, alaka? 2 üzeri n demişler. 2 üzeri yani, 3. Aynen 2 üzeri 3 aslında 8 tanedir. 2 çarpı 2 çarpı 2'den. Yani alt küme sayısını bulmak için ben 2 üzeri 3 form, 2 üzeri n formülü kullanıyorum Tonguç öğretmenim. Unutma. Tekrar söylüyorum Tonguç öğretmenim. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Her küme kendisinin alt kümesidir diyoruz. Hatta bunu da şöyle gösteriyoruz. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Ve aynı zamanda her küme kendisinin alt kümesidir diyoruz. Bravo diyoruz. Eşit kümelerde aşırı basit bir şey. Zaten bundan sonra işin birazcık daha basit kısmına geldik. Eşit kümelerde e, çok basit. Mesela A kümesi ile B kümesi ne demiş burada evladım? Eşit. Süper. B kümesinin elemanlarını yazmış. Ne var ki? Allahım 1 3 5. Yani şaka mı yapıyorsunuz ders mi yapıyorsunuz? Anlamadım, Çık, anlamadım gerçekten. Ne biçim insanlarsınız? Evet A eşittir B eşittir demiş. X bir doğal sayı. B de 1 2 3 4 demiş. Şimdi A kümesi ile B kümesi eşit mi bakalım. Şimdi ortak özellik yöntemini yakaladım burada. Süsü parantez açmış. X demiş sonra bir çizgi çekmiş. Ve kuralını vermiş. Demiş ki bize X kare 20'den küçük olacak demiş. X bir doğal sayı olacak demiş. Şimdi söyler misin bana? E, mesela doğal sayıları söyleyeyim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye devam eder değil mi Tomucuğum? Evet hocam. Bunların hangisinin karesi, karesi 20'den küçük oluyor sayalım sen. 1'in karesi küçük. 0'ın karesi olur. Sıfırın karesi sıfırdır. Yirmiden küçük. O zaman bu olabilir. Birin karesi 20'den küçük. Doğru. 2'nin karesi yirmiden küçük. 3'ün karesi yirmiden küçük. 4'ün karesi yirmiden küçük. Beşin karesi. Evet. Dangozlaşma yirmi beş, yirmi beş, yirmiden küçük bu dangozlaşma. Dolayısıyla sıfır, bir, iki, üç, dört diyorum A'nın eleman sayısı elemanlarına diyebilirim. Peki sence bununla bu eşit kümeler mi? Hayır. Patlarsın. O yüzden bunlar eşittir diyoruz. Hatta hangisi hangisini kapsar bir de onu gösterelim seninle beraber. Hangisi daha büyük bir küme? A daha, daha büyük. Süper zekisin. O zaman B kümesi alt kümesidir. A'nın diyebiliriz. Hatta bu, bazen bunu böyle gösterebiliriz. Süper zekisin gerçekten de. Mükemmel anlıyorsun her şeyi. Diyoruz ve geldik. En önemli kısmına diyoruz. Dayının burada burada kümelerle ilgili işlemleri yapacağız. Ne işlemleri var? Birleşim, kesişim, fark, tümleyen. Birleşim işlemi e, hepsini birleştiriyorsun. Kesişim işlemini ortak şeyler alıyorsun. Yani şunlarda anahtar kelimeleri birleştirelim. E, bütün hepsi birleşimde bütün. Kesişimde ortak yerleri alıyorsun. Farkta farklı da evladım benim e, farkı olan yerleri çıkartıyorsun aslında çıkar. E, tümleyense dışı anahtar kelimeleri bilelim. Bu dört tane anahtar kelime bilsek çok rahat yapabiliriz. Mesela A kümesini gör. A kümesi demek Tonguç Evren benim. Şu çizgi var bak. Şu çizgi böyle dönüyor. Dönüyor, 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 dönüyor. Nerede bitiyor Tonguç Evren Bey bu çizgi? Burada bitiyor değil mi? Bu yuvarlağın içindeki her şey A kümesidir. Hemen A kümesinin elemanlarını söyler misin bana? Hemen bakalım sen A kümesinin elemanlarını yazalım. Süper antiz açtım. 2, 3 ve 5 değil mi Allah'ını seversen A kümesi? Evet. Süper Peki B kümesinin elemanlarını yazmak istiyorum. B kümesinin elemanları da şu turuncuyla döndürdüğüm yuvarlağın içindeki her şey aslında. O zaman B kümesinin elemanlarını yazarsak 2, 4, 6 ve 8 değil mi Tomuş Ölüm? Evet hocam. Peki adam diyor ki bize A, U, B demiş. Ne demek ki bu Allah wow. Aynen süper. Bu U demek aslında birleşim demek. Yani U dediğimiz şeyin birleşim olduğunu ee, bilmemiz gerekiyor Tomuş Erhan Peki U birleşimse U birleşimse Tomuş Erhan biz bunların hepsini birleştireceğiz. Yani A ile B'yi birleştiren bak bunun hepsini alman gerekiyor. O da şu. Şöyle geleceksin ve hepsini birleştireceksin. Bak nedir bunlar? Bunun hepsini alacağız ya 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 8 olur. Dolayısıyla ben A birleşim B'yi bu şekilde hesaplayabiliyorum. Peki kaç tane elemanı var? Hemen seninle hesaplamaya çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Zaten sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane mi var diyor. Bir de şu Tonguç Erdoğan Bey'in şöyle bir işlem işaret var. O da şöyle ters U dediğimiz şey ise kesişim işlemidir. Peki bu kesişim işleminde de Ortak olan yerleri alman gerekiyor. A ile B'nin yani turuncu ile siyahın ortak olduğu yer şurası değil mi Allah'ını seversen? Evet hocam. Yani sadece ikidir. Hatta şöyle gösteririz. Köşeli parantez koymam gerekiyor. Çünkü burada bir küme aslında. Sonra köşeli parantezimi kapatmam gerekiyor. Şey süslü parantezimi kapatmam gerekiyor. Kaç tane mi var? Bir tane mi var? Süper zekisin diyoruz ve bunu da yapmış olduk. Bir de A fark B var ki o da şu demek aslında A'nın B'den farklı olan yerleri A'nın içinden A'nın B'den farklı olan yerleri A'nın içinden B'yi at. Yani A eksi B de, A eksi B de ya, yani A fark B de. Bu ikisi de aynı işaret demek. Bu veya bu şekilde gösteriyor. Bunu atıyorsun tomucuğum. Bunu attığın zaman A'nın içinden, bunu kapattığın zaman yani elinle burada çıkan zımbırtıyı kapat. Çıkan zımbırtıyı kapattığın zaman A'nın içine ne kaldı? 3 ve 5 kaldı. O zaman A fark B dediğimiz küme aslında süslü parantezimizi açınca 3 ve 5 çıkıyor tomucuğum. B fark A ise bu şekilde gösteriliyor veya aynı şekilde. Hemen şöyle yazalım. B eksi A şeklinde de gösterebilir. Hemen bunu yazmak için de şöyle yapıyorum. Burada A'yı kapatıyorum. B'nin içindekileri yazıyorum. 4, 6, 8. Çünkü B'nin içinden A'yı atıyorsun. Attım. O zaman 4, 6, 8 diyorum. Bu kadar basit bir mantığı var. Bir de tümleyen mantığı var. Tümleyen de dışı demek. A'nın dışındaki her şey demek. Şu zımbırtı. A'nın ee, dışı demek aslında. A'nın dışındaki her şey... Hemen A'yı kapatalım. 4, 6, 8. Aynen. A'nın dışında bu bu bölgenin dışında 4, 6, 8, 10 ve 12 de var ama. Aa. İşte patlarsın. 4, 6, 8, 10 ve 12. Her şey dediğim şey evrensel kümenin içindeki her şeyi de almak zorundayız. Peki. A, far, A birleşim B'nin dışındaki her şey demek bu da bak. A birleşim B'nin dışı. A birleşim B'nin dışı demek. A birleşim B hangisiydi ki? A birleşim B bütün hepsiydi görüyorsunuz. Bunun dışındaki her şey... 10 ve 12 deriz. süslü parantezimde koymayı unutmayalım. A'nın e, tümleyenin tümleyeni ise o da çok basit bir mantık kendisidir unutmayalım. Yani Aa. dışının dışı aslında içidir diyoruz. Kendi diyen kendi evet. olur. Evet tebrik ediyorum seni ve mükemmel bir şekilde bunu da almış olduk. Ufak bir alıştırma yapmak istiyorum çünkü gerçekten de kümelerdeki en önemli kısım bu. Her zaman problemlerin çıktığı kısım bu. Şöyle demek biliyor musun A birleşim B'nin eleman sayısı demek yani bunun içindeki elemanların sayısı toplamda kaç taneymiş? On 16 aymış diyoruz. Bu küme problemleri aslında en fazla çıkan kümelerin en fazla kısmı, çıkan kısmı. O yüzden buna özel önem verdim. A'nın eleman sayısı dokuzmuş. Nereye yazacağım? Buraya mı yazacağım? Buraya mı yazacağım? Şimdi normalde kümelerde eğer ben e, 9 yazarsam nokta koyarsam bu eleman demek. Ama eğer şöyle yazarsam 9 dersem bu eleman sayısı demek. Ha. Yani bak bunun eleman sayısı aslında sadece bir tane olduğu için 9 bir tanedir. 9'dur sadece. Ama bunun eleman sayısı ise 9 tanedir. Yani içinde hangi eleman olduğunu göremiyoruz ama bu eleman, eleman demek, sayısı. bu eleman sayısı demek. Unutma Tonguç Evrem. Yani bu bir nokta hayatınızı değiştirebilir. Aynen. Bunu parantez açınca 9 yazarsın ve kapatırsın. Ama buraya parantez açınca X yazarsın, Y yazarsın, Z yazarsın. Yani 9 tane e, eleman yazman gerekiyor buraya demek aslında bu. Dolayısıyla ben A9 demek, ben buraya mı buraya yazacağım bilemiyorum. O yüzden diyorum ki bunun yanına bir 9 yazayım şimdi. B eşittir 10 demiş. B'nin eleman sayısı olsa bunun yanına 10 yazayım demiş. A fark B kaç demiş. Tonguç sana çok önemli bir kural vereceğim. Şimdi mantık şu. Ben bütün hepsinin birleşim elemanlarını bulabilmek için şöyle bir formül sana göstermek istiyorum. A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını toplamaz mıyız Allah'ını seversen evet. birleşimde bu ikisini birleştiriyoruz. Ama Tomuç bu ortak bölgeyi iki defa aldığım için bu ortak bölgeyi çıkarmam gerekiyor bunların birleşimini bulurken. Bu formül hayat kurtaran bir formüldür. En fazla üniversite çıkan formüldür diyebiliriz. Şimdi Dolayısıyla ben bu ikisini birleştirip e, a, a, toplayıp yani 9 artı 10 eksi bilmediğim bir şey x diyelim buna çıkardığım zaman ne çıkması gerekiyormuş? A ile B'nin birleşim elemanı 16 çıkması gerekiyormuş. İşte normalde 19 çıkıyor. E niye 16 çıkmış bu adam? Demek ki 3 tane kesişimi ben 2 defa hesapladığım için yani burasının aslında 3 olması gerekiyor diyoruz. Tonguç şunun içindeki elemanların hepsinin kaç tane olduğunu söylemiştik? 9. O zaman burası 3 ise yani şu bölge 3 ise şu bölgeye 6 kalır. Şu bölge 3 ise şunun içinde 10 tane olması için bu bölgeye 7 kalır. Bak şimdi bunun içinde 9 tane var mı 6 artı 3? Evet. Bunun içinde 10 tane var mı 7 artı 3? Evet. O zaman diyorum ki işte bize sorduğu şeyi artık cevaplayabilirim. A fark B'nin eleman sayısı. A'nın içinden B'ye at. Ne kaldı geriye? Ee, göremiyorum. Altı. Süper zekisin. İşte A fark B'nin eleman sayısı dediğimiz şeyin de altı olduğunu söyleyebiliriz. Böyle işlemler yapacağız seninle ve küme problemleriyle artık dersimizi bitiriyoruz. Sonuç öğrenmeyim. Son artık bu. Daha doğrusu bir, bir şey daha var. Özür dilerim. Kartezden O da iki dakikalık şey. 30 kişilik bir toplulukta İngilizce Almanca bilenlerin sayısı aşağıda bilen çevresinde verilmiştir. Tamam eyvallah. İngilizce bunun içindeki her şey. Almanca bunun içindeki her şey. Hemen söyleyeyim İngilizce bilenler kaç tanedir? İngilizce. 16. Süper. 12 artı 4. Yani bunun içindeki her şey 16. Süper. Peki Almanca bilenler kaç tane? 12. Bilmiyor? Süper. 8 artı 4 12. Süper değilsin. Peki. İkidir bilenler hangisidir? Ha. 4. Harika. 4 tanedir. Yani şu İngilizce ve Almanca bilenler. 1'dir bilenler hangileridir? 12 ve 8. Toplamda 20 tane dediğim değil mi Tonguç Örmen? Bak bunlar sadece İngilizce biliyor. Bunlar sadece Almanca biliyor. Bunlar ikisinde için onları alamayız. Aa. Dolayısıyla bir dil bilenler bunlar. Sadece bir dil bilenler. Harika. Yani, yani bunu 12 artı 8 ile hesapladım. Bunu da aklında tutalım. Almanca veya İngilizce dil, dillerini bilmeyenler demiş. Bangozlar yani. Yani hiçbir şey bilmiyor adam. Hangisidir? Altı. Şu dışarıdaki 6 tane arkadaşlarımız. Aynı o İngiliz. En çok bir dil bilenler ne demek? Ooo gerçekten çok karışık. En çok bir dil bilenler. En çok bir dil bilen demek alasını. İki dil bilmeyen. Hayır. En çok bir bilecek veya hiç dil bilmeyecek. Ha. En çok bir dil Bir dil bilenler 12 artı 8'di. 12 artı 8. Bir de hiç bilmeyebilir bu adam. En çok bir dil Hiç de bilmeyebilir. 6 tane de diyebiliriz. Konuşmuyor bile. Aynen 26 tane adam varmış böyle. En az bir dil bilenler o zaman bir dil bilecek. 12 artı 8. Ama belki de iki dil bilecek. Dolayısıyla dördü de almamız gerekiyor. O da 24 tane diyoruz. Böyle o alıştırmalar yapacağız, öğreneceğiz beraber diyoruz. Sonuç <laughs> mı? Geldik bir tane gerçekten çok e, güzel bir probleme. Çok güzel bir problem. Bir kafedeki sporcu bu eski bir üniversite sorusu aslında. %60'ı futbol, %70'i basketbol oynamaktadır. Her iki sporu yapan 9 sporcu olduğuna göre. Buraya 9'u çaktım bile. E, Oluna göre kafede kaç sporcu var demiş. E, futbol, basketbol. Buna ne demiş? Yüzde demiş. Buna ne demiş? Yüzde demiş. Hangisi? Ne, nereye yazacağım bilemiyorum. Zaten yüzde yerde yazılmaz. Bir Şimdi Tomuç normalde Allah'ını seversen e, ikisinin hepsi yani bütün hepsi bir bir, sor, bir de şunu unutmayalım e, e, hiç spor yapmayan yoktur. Herkes minimum bir spor yapmaktadır. Herkes minimum bir spor yapar diyelim bu kafilede. Bunu söylemeden soru çözülmez çünkü. Şimdi dolayısıyla bunların hepsi aslında yüzde kaçta Tomuç Erdoğan? Yüzde yüz. Süper zekisin. Yani dışarıda hiç kimse yok. Dolayısıyla ben bu adamla yüzde yetmişle yüzde altmışı topladığım zaman ve aradaki kesişimi çıkardığım zaman neyi bulmalıyım Tonguç Erdoğan Bey'im? Yüzde yüz Ne demiştik? Hatırlıyorsan deminki verdiğim formülde A birleşim B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi kesişimlerin eleman sayısı bu evrensel bir kuraldır. Üniversite sınavında da okula da en fazla çıkan soru tipidir diyoruz. Dolayısıyla ikisinin hepsi aslında bununla bunun toplamının aradaki şeyin çıkartımıdır. Ya evladım buna bunun toplamı zaten yüzde yüz ediyor. Demek ki bu zımbırtı bunun yüzde otuzuymuş ki çıkınca yüzde yüz çıksın değil mi öyle benim? Evet hocam. O zaman 9 yüzde otuzuysa yüzde yüzü kaçtır diyorum. ondan sonra işte dışa çarpma yapıyorum. Çat çut çut. E, pardon e, şöyle diyorum. 9 çarpı 100 bölü 30 diyorum. Çat çut sadeleşti. Işte. 3, 10 diyorum. Çat çut sadeleşti. Işte. 30 kişi varmış demek ki bu kafilede diyorum Tonguç Eradım şey benim mükemmel bir şekilde. Çılgın kafile. Evet kartizan ise artık son e, göstereceğimiz şey sıralı ikili e, dediğimiz şeyden anlayacağız. Sıralı ikili aslında parantez içinde yazılan A virgül B şeklinde demek. Mesela A virgül B parantez açmış. İlkini yazmış sonra ikincisini yazmış sonra parantez kalmış. Sonra eşittir demiş. İkini yazmış sonra parantez kalmış. E, bunlar birbirine eşitse A'nın direkt birincinin birinciye eşit olması ikincinin de ikinciye eşit olması gereklidir. A eşittir, C, B eşittir dedi diyebiliyoruz. Mesela şöyle bir işlem yapsak sana bak bir adam parantezi açmış ondan sonra Kim x eksi 3 yazmış sonra virgül atmış sonra 8 yazmış bu birinci, bu ikinci bu da bu birinci, bu ikinci o zaman birinci birinciye eşit x eksi 3 eşittir, 5'tir diyoruz İkinci ikinci 8 eşittir 2 üzeri 7 diyoruz. X eşittir, 3 eşittir 5 ise x 8'dir diyoruz Tonguç Eren Bey. 8 eşittir 2 üzeri y ise Tonguç Eren Bey. 2'nin kaçıncı kuvveti 8'dir? 3. kuvveti. Dolayısıyla x artı y'nin sonucu da 11'dir diyorum. Bu kadar basit ve kek bir konu aslında. Ama korkutucu meyvelik, gözüküyor. Meyvelik korkutucu ya. gözüküyor bu. Ama geldik şimdi Kartezyen'in artık son şeyine. E, A eşittir 1, 2, 3 demiş. B eşittir AB demiş. A çarpı B Kartezyen e, çarpımı ne demiş. Tonguç buradaki mantık şu. Ee, burada mantık şöyle, şöyle. Bir e, şeye gittin diyelim. hani e, ne bileyim e, dans şeyine gittin. Dans yerine gittin. Halay kulübü. Aynen. Dan folklor kulübüne gittin. Folklor. folklor. kulübünde erkekler ve kızlar var diye düşünelim. Erkekler kızlarla dans edecekler. Ama mesela Ahmet e, Ayşe ile dans edecek. Ama Ahmet aynı zamanda Zeynep'e dans edebilir. Mehmet Ayşe dans edebilir. Mehmet Zeynep dans edebilir. Veli Ayşe dans edebilir. Veli Zeynep dans edebilir. Dolayısıyla herkes herkese dans edeceği Ortamı folkloru grubu ortamı o, kurarsak hemen şunu bak. 1 ile A dans edebilir. Ama isterse 1 ile B de dans edebilir. Aynı zamanda hoca isterse 2 ile A dans edebilir Tonguç Hocam. Aynı zamanda 2 ile B de dans edebilir Tonguç Hocam. Aynı zamanda ile A dans edebilir. Eee ile B dansı bir Tonguç Elan. Yöresel Ne yaptık Tonguç Elan Bey? Bak bununla bunu birleştirdik ve bir sıralı ikili içine koyduk. Bununla bunu birleştirdik bir sıralı ikili içine koyduk. Ve bütün bu sıralı ikili e, olasılıklarını da virgülle sanki kümenin içinde, süslü parantez içinde kümenin içinde bir eleman gibi, gibi değerlendirdik. Kaç tane eleman çıktı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı eleman çıktı. İşte biz A ile B'nin çarpımının yani kartizan çarpımının eleman sayısını bulmak için A'nın eleman sayısıyla 3 taneydi. B'nin eleman sayısını e, yani 2 taneydi. 3 kere 2'den 6 yaparak buluyoruz. Cartesian çarpımın eleman sayısı da böyle basit bir kuralı var diyoruz. Burada çarpmanın birleşim ve kesim üzerine dağılma özelliği denilen bir şey var. Bunu bu böyle böyle dağıtabiliyor. Mesela A çarpı B diyorsun. A çarpı C diyorsun. Aralarına da tomuç öğrenmeyi bu aradaki işlem neyse onu koyuyorsun. Sanki çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği. Hani normalde yapıyorduk ya. 5 ee, çarpı 3 artı 4'te. 5 kere 3 diyorduk. 5 kere 4 diyorduk. Sonra aralarına da Tonguç Evren Bey'im buradaki işaret artıysa artı koyuyorduk. Aynı onun gibi yapıyoruz. Aynı şeyi burada da yapabiliyoruz. A çarpı B diyoruz. A çarpı C diyoruz. Ve bunların arasına Tonguç Evren Bey'im bu işaret kesim işaretinde koyuyoruz. Bravo diyorum sana. Dolayısıyla şimdi ödülü sorumuzu yap. Artık kümelere hazırsın Tonguç Evren Bey'im. Hadi bakalım şimdiden başarılar.